Merhabalar efendim. Bediüzzaman Said Nursi son 100 yılın tanıklarından, şahitlerinden bir tanesi. Bediüzzaman Said Nursi hem Abdülhamit dönemini hem Meşrutiyet dönemini, Cumhuriyet dönemini, 1950 sonrasındaki çok partili siyasi dönemi, Demokrat Partisi dönemini yaşamış bir insan. Bu açıdan bakıldığı zaman adeta 19. ve 20. yüzyılların şahidi gibi. 19. yüzyılda doğmuş ve gençlik yıllarında daha genç bir delikanlı iken Namık Kemal'in hürriyeti anlattığı, hürriyet felsefesini tasvir ettiği, Magosa yıllarında sürgünde iken yazdığı Rüya isimli uzunca mektuptan etkilenmiş ve hürriyet, adalet düşüncesi hayatı boyunca kendisinin en temel hareket noktalarından, en temel düsturlarından birisi olmuş siyaset konusunda. İşte Said Nursi siyasete nasıl bakıyor, adalete nasıl bakıyor, bu konuyu zalim yöneticilere nasıl baktığından, siyasete nasıl baktığından hareketle anlatmaya, konuşmaya çalışacağız. Said Nursi ifade ettiğim gibi her zaman zulme karşı olmuş, zalimleri kritik etmiş. Hatta o kadar ki Münazarat adlı eserinde zulme karşı olduğunu anlatırken neden Müslümanların içerisinden adaleti ifade eden siyasi liderlere karşı, despot krallara karşı muhalefeti örgütleyen, adalet düşüncesini müdafaa eden insanlar çıkmamışlar sorusunun da zımnen cevabını şöyle verir. Divanlarını eski şairlerin böyle inceleseniz, baksanız, bu divanlarda kendi dönemlerindeki haksızlıklardan, zulümlerden, bozulmalardan bahsederler. Aslında o insanlar, o şairler dolaylı olarak kendi dönemlerindeki bozulmadan bahsederken idarecileri, despot kralları, despot yöneticileri, sultanları kritik etmektedirler. Onların şiirlerindeki dönem şikayetlerinin bile bu manaya geldiğini ifade eder ki bu bakış açısı onun ne kadar adalet düşüncesine önem verdiğini, ne kadar ciddi bir gözlemci olduğunu adalet konusunda bize gösterir. Çok küçük şeyler bile onun ruhunda büyük inkılaplar meydana getirmiştir. Zaten hürriyete aşık, baskıdan, despotluktan hoşlanmayan hiçbir alanda, ne ilmi alanda ne abilerinin kendisi üzerinde despotluk kurması, işte baskı yapması, fikirlerini yönlendirmesi alanında, hiçbir alanda hayatında despotluğa, zorbalığa adeta pabuç bırakmamış diyelim. Pabuç bırakmamış bir şahsiyet. Bu şahsiyetin bu konudaki fikirleri son derece önemli. Bediüzzaman 1907'de İstanbul'a geldiğinde Sultan Abdülhamid'in istibdadını eleştirir. Daha sonra bunu anlatırken hafif istibdat diye anlatır. Abdülhamid Han'a Bediüzzaman'ın karşı olması istibdadına karşı olmasıdır. Bundan dolayı eleştirir. Onun karşısında özgürlükleri savunur, İttihat Terakki'yi destekler, özgürlüklerden yana, anayasadan, hukuktan yana tavırlar alır ve bunun için mücadele eder. Abdülhamid'e karşı İttihatçıları destekler, İttihatçıların fikirlerini, hürriyet ve özgürlük konusundaki fikirlerinin destekçisi olur. Fakat bu bir mutlak bir tarafgirlik manasında, iddiaçılık manasında değildir. Said Nursi hiçbir zaman için iddiaçı olmamıştır. Bunu çok açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Abdülhamitçi olmadığı gibi, İttihat ve Terakki dönemindeki yapılan haksızlıkları, zorbalıkları görünce de Abdülhamit Han'ın istibdadının hafif bir istibdadı olduğunu söylemiş. Ama o da istibdat fakat hafif. İttihatçıların istibdadına göre diye ifade etmiş. Bu da onun aslında körü körüne herhangi bir siyasi grubu, herhangi bir kişiyi, herhangi bir görüşü desteklemediğini temel görüşleri olan hürriyet, adalet, hukukun üstünlüğü fikirlerine önem verdiğini, bunlardan asla hayatı boyunca vazgeçmediğini gösteren temel ilkelerdir diyebiliriz. Cumhuriyetin kurulmasından sonra Bediüzzaman Said Nursi'nin karşı olduğu cumhuriyet fikri değildir. Demokrasi fikri değildir. Bediüzzaman'ın karşı olduğu zulümdür, istibdattır. Bu istibdada karşı olmuştur ve istibdatla mücadele etmeye hayatını adeta adamış. Cumhuriyet döneminde yaptığı bu mücadeleden dolayı da hatta işte 80'li yıllarda üniversitede
okuduğumuz yıllardan itibaren konuştuğumuz, tartıştığımız, görüştüğümüz İslamcılar hep Bediüzzaman'ın bu mücadelesini gökyüzüne çıkartıp işte Bediüzzaman hayatı boyunca zulme, zalimlere karşı mücadele etmiş, dik durmuş. İşin aslına bakarsan birkaç kişi dışında da o dönemde yüksek sesle Bediüzzaman'ın duruşunu göstermiş insan yoktur. Yani bir olay, iki olayda cesaretle ortaya atılmış insanlar vardır. Bunlardan bir kısmı da bu cesaretlerinin bedelini kanla ödemişlerdir. Fakat Bediüzzaman bu dönem boyunca 28 yıllık 50'ye kadar olan dönem boyunca 28 yıllık CHP iktidarı döneminde sürekli muhalif olmuş, sürekli eleştirmiş, yazmış ve muhalefetten asla geri durmamış ve bu muhalefetin bedeli olarak da hapislerde, işte sürgünlerde hayatını idame ettirmek zorunda kalmış. Böyle bir mücadelenin örneğinin de Cumhuriyet dönemi itibariyle, 28 yıllık o dönem itibariyle ikinci bir şahsı göstermek mümkün değildir. Bu cihetiyle alkışlanmıştır İslamcılar tarafından. Her zaman takdir edilmiştir. İşte şöyle büyük mütefekkir, böyle büyük adam neden işte zulme karşı direndi, zalime karşı direndi, zalime karşı dik durdu, dünyevi menfaatlere aldırmadı. Cumhuriyet idarecilerinin kendisine teklif ettiği yüksek maaşlı Doğu vilayetleri vaizliğini ya da başka bir takım teklifleri kabul etmedi. Asla paraya, mülke, mala, makama yönelmedi. Onlar için bir talepte bulunmadı ve hep hayatı boyunca muhalif kaldı. Said Nursi'nin siyaset felsefesini anlamak için ilk dönemlerde yani meşrutiyetin ilan edildiği 1909 yılından sonra yazdığı metinlere bakmak gerekir. Said Nursi'nin zulme, zalime, zalim idarecilere bakış açısını anlama açısından kendisinin Divan-ı Harbi örfüde 1909'da yargılandığı anda, idamla yargılandığı halde, yani harp mahkemesinde yargılanıyor. İdamla insanlar asılmış, gözünün önünde onları da görüyor. Onları gördüğü halde onlara karşı o dönemde askeri bir junta var. O askeri juntanın hakimlerine karşı mahkemede söylediği, yaptığı şu şahitlik çok önemlidir. Said Nursi şöyle der. İstibdat, zulüm ve tahakkümdür der. Meşrutiyet ise, meşruti yönetim ise adalet ve şeriattır. Yani kanundur, adalettir. Burada onun adalete ve adaletle şeriatı, kanunu, dinin temeli olan, hukukun temeli olan şeriatı özdeşleştirdiğini görüyoruz Said Nursi'nin. Padişah, padişahlık döneminde bunu söylüyor. 1909'da padişahlıkla ülkenin yönetildiği dönemde bu ifadeleri kullanıyor. Peygamberimizin emrine İtaat etse ve yoluna gitse halifedir. Biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa peygambere tabi olmayıp zulmedenler, padişah da olsalar, eşkıyadırlar, haydutturlardır. Bediüzzaman'ın siyasete bakışının özeti diyebiliriz bu ifadeye. Harp mahkemesindeki müdafasında idamla yargılandığı bir esnada bunu açıkça söylemiştir. Adaletten, kanundan, hukuktan yana değilseniz, adaletin üstünlüğünü, kanunun üstünlüğünü savunmuyorsanız, padişah, halife falan olamaz. Yani bırakın kurtarıcı, Mehdi, şudur, budur, yani bu tür bir takım niteliklerinin olması, Abdülhamit Han için söylüyor bunu. Ya da onun yerine gelecek olan, işte yeni padişah için, halife için söylüyor, İslam halifesi için söylüyor. Halife falan olamaz, kanuna uymazsa. Kanuna uymadığı takdirde ona uymayız. Uymakla sorumlu değiliz, yükümlü değiliz. Hayduttur diyor. Gasıptır diyor. Bu ki bu görüş İmam Gazali'nin görüşüdür. Ebu Hanife'nin görüşüdür. Hanefi mezhebindeki büyük imamlar fıkıhla alakalı, hukukla alakalı temel metinleri yazan Cessas gibi büyük alimlerin görüşüdür. İşte İmam Maturidi'nin, Ebu Hanife'nin ilk dönem İslam kelamının, düşüncesinin, siyaset felsefesinin temelini oluşturan yazarların, kelamcıların, kelam bilginlerinin görüşünü Bediüzzaman kendi döneminde en hayati tehlikenin bulunduğu bir anda işte bu şekilde açıkça ifade etmiştir. O kendi bakış açısıyla bu meseleyi anlatırken, zulme bakış açısını anlatırken zulüm kavramını ve adalet kavramını
kendi anlayışının, kendi hayat anlayışının temelini o kadar yerleştirmiştir ki Deccal'ı anlattığı 5. şuada da Deccal'la zalim idareciyi özdeşleştirir. Deccal kimdir Bediüzzaman'a göre? Deccal, Bediüzzaman Said Nursi'ye göre zalim meliklerdir, zalim idarecilerdir. O anlatırken yani bir zalim idareci kılığında ortaya çıkar diyor. Bu zalim idareciler kendilerine tapınmasını insanların isterler. Mutlak otorite isterler. İşte bu Deccal olmanın özelliğidir. Deccal'la özdeşleşen bir niteliktir Bediüzzaman'a göre. Bu açıdan bakıldığı zaman Bediüzzaman'ın aslında Deccal gibi metafizik bir hakikati, ahir zaman kıyamet alametini bile siyaset açısından, özellikle de adalet açısından vurguladığını ve bu konu üzerine, bu kavram üzerine, adalet kavramı üzerine Deccal motifini açıkladığını görmekteyiz ki bu da son derece önemli hususlardan bir tanesi. Bediüzzaman Said Nursi'nin Münazarat adlı eserinde onun zulme nasıl baş kaldırdığını, adaletten yana tavır takındığını görebiliriz. Münazarat baştan sona 1910 yılında doğudaki Kürt aşiretleri arasında yaptığı konuşmalardır. Onların sorduğu sorulardır. Bu kitapta Bediüzzaman özgürlüklerin önemini, adaletin önemini, zulmün kötülüğünü anlatır. Azınlıkların haklarından bahseder. Mesela orada der ki, valiniz Ermenilerden olsa ne olacak? Hazreti Peygamber buyurmuyor mu? Seyyidül kavmi hadimuhum. Kavmin efendisi onlara hizmet edendir. Sizin hizmetçiniz, sizi idare eden, size hizmet eden, idare yolla hizmet eden bir kişi Ermeni olsa, yani Ermeni bir Hristiyan o dönemde Doğu'da Ermenilerle Müslümanlar, Kürtler arasında müthiş bir mücadelenin olduğu süreç, 1914'te nelerin olduğunu biliyoruz. Bediüzzaman'ın bu fikirlerine insanlar itibar etmediği zaman o bölgenin nasıl cayır cayır yandığını, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkenin nasıl parçalandığını, mahvolduğunu biliyoruz. Gördük. O dönemde bir reçete sunuyor. İçinizdeki Ermenilerden vali olsun ne olacak? Size hizmet etsin. Hizmetçiniz o dinden olmuş, bu dinden olmuş. Ne fark eder diyor. Cumhuriyet idaresi daha 1-2 yıl önce Ermeni asıllı bir kaymakam atadı. Vali değil, daha henüz vali atayabilmiş değil. Aradan 120 yıl geçtikten sonra düşünün yaşadığımız hadiseye bakın. 110 yıl geçtikten sonraki geriliğimize bakın. Bediüzzaman'ın perspektifindeki derinliği fark edin. İşte onun bu eseri, Münazarat adlı eseri hürriyete bakışını, istibdada bakışını anlatır, tasvir eder. Özgürlükçü yaklaşımını bize gösterir. Özgürlüğün olmadığı takdirde, istibdatta ahlakın olmayacağını, insanların ahlaksız olacağını anlatır, vurgulayarak bu konuları bize tasvir eder. Bir siyaset felsefesi kitabıdır Münazarat bu açıdan bakıldığı zaman. İşte onun yine mahkemelerdeki savunması, Cumhuriyet döneminde mahkemelerde yargılanırken yaptığı savunmalara bakıldığı zaman adalet fikrinin, kanun fikrinin, kanuna uyma fikrinin ne kadar temel bir fikir olduğunu görebiliriz. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin 1950'den sonra yani Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte demokratlara bakışı o dönemde farklı partiler de kuruluyor. İşte Millet Partisi milliyetçiliği savunuyor. İttihad-ı İslam'ı savunan yani İslam Birliği'ni savunan İslamcı bir parti, bir yaklaşım da var. Bunları değerlendiren metinleri var. Bu metinlerin içerisinde bir tanesi son derece önemli. Bediüzzaman Hazretleri kalbe ihtar edilen içtimai hayatımıza dair, içtimai hayatta ilişkin fikirler benim misyonum, davam açısından ikinci derecede fakat bu meseleye ehemmiyet verdiği için kalbe ihtar edildiğini, yani kalbine geldiğini, içine doğduğunu dönemin siyasi olayları münasebetiyle ifade eder. Emirdağ-ı Lahikası'nda 98. mektuptur. Bu mektup o kadar önemlidir ki siyasi partileri değerlendirdiği bu mektup adeta Bediüzzaman'ın bir siyaset felsefesinin özeti gibidir. Bundan dolayı 10 tane talebesinin ismini de mektubun altına yazmış.
İşte bunlar da bu mektubu benim yazdığımın şahitleridir demiş. Daha sonra tarihçi hayatta ya da farklı zamanlarda farklı kişilere, farklı siyasilere yazdığı mektuplar, söylediği ifadeler o dönemle kayıtlıdır. Yani o şahsa mahsustur, o anla sınırlıdır, o anı tasvir eder. Mesela demiştir ki diyelim şu kişi iyidir, bu kişi kötü. O kişiye mahsustur. O partinin o zamanki durumuna mahsustur. Nitekim işte Amerika ile ilgili değerlendirme yapar. Amerika'nın dindar hükümeti der. O dönemdeki Amerika'nın kendi bilebildiği kadarıyla dindar yöneticilerini kasteder. Bu mutlak manada her zamanki Amerikalıları kasteden bir mana değildir. Bediüzzaman'ın siyaset felsefesinin temelini, hayata bakışının temelini nitelikler oluşturur. Özellikler, adalet düşüncesi oluşturur. Hürriyet düşüncesi oluşturur. Kanun düşüncesi oluşturur. Bu üç hareket üzerinden yani adalet, özgürlük ve kanunun üstünlüğü, hukukun üstünlüğü ilkelerinden hareketle Bediüzzaman'ın siyasete bakışını özetleyebiliriz. İşte peki siyasi partilere nasıl bakmış? Temel akımlara nasıl bakmış? Osmanlı'nın ilk dönem, son döneminde, meşrutiyet döneminde üç tarzı siyaset diye tasvir edilen işte batılılaşma, garplılaşma, Türkleşme, Türkçülük ve İslamlaşma hareketlerine nasıl bakmış? İslamcılık hakkındaki fikrine, Türkçülüğe nasıl bakıyor ve garplılaşmaya, batılılaşmaya nasıl bakıyor? Garplılaşma ona göre ikiye bölünmüş. Bir kısmı CHP'de, bir kısmı da Demokratlarda temsil ediliyor. Bunların, bu dört partinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini, bu konudaki nihai fikirlerini Bediüzzaman Hazretleri'nin bu mektupta görüyoruz. Bu açıdan son derece önemli bir metin. Bu vatanda şimdilik dört parti var. Biri Halk Partisi, biri Demokrat, biri Millet, diğeri İttihad-ı İslam'dır. Bu fiilen o dönemde bir parti kurulmuş olmasa da temel dört akım olarak değerlendirilebilir. İttihad-ı İslam Partisi, %60-70 tam mütedeyyin olmak şartıyla şimdiki siyaset başına geçebilir diyor. Yani halkın %60'ı 70 tam Müslüman, her şeyle Müslümanlığa kendini adamış, kamil Müslüman ise o zaman siyaset yapabilir. İttihad-ı İslam Partisi ile ortaya çıkan, fikirlerini ifade eden insanlar siyaset, fakat böyle olmadığı takdirde siyaset yapmamalı der. Ama siyaset yaparken de yapacaksa her halükarda ister 60 olsun, ister 70 olsun, ister 80 olsun dini siyasete alet etmemeye, belki siyaseti dine alet etmeye çalışabilir diyor. Yani çalışmalıdır anlamında bu. Fakat çok zamandan beri terbiye-i İslamiye zedelenmesiyle ahlak bozulmuş. Ahlak bozulduğu için şimdiki siyasetin cinayetine karşı dini siyasete alet etmeye mecbur olacağından, mümkün değil. Yani geçmiş zamandaki insanların, belki siyasilerin yaptığı bir takım zorbalıklara tepki olarak dini siyasete alet etmeye mecbur olacağından dolayı ve ahlak da bozulduğu için, dünyevi hırslar ön plana geçtiğinden dolayı, insanlar dünyayı ön plana çıkardığından dolayı, çok da yorum yapmıyorum, metin anlaşılıyor. Şimdilik o parti başa geçmemek lazımdır. Lazım kelimesi Bediüzzaman'ın yani vaciptir, gereklidir, zorunludur. Mantıki bir önerme olarak zorunludur manasında. Bunun dışına çıkmamak lazım. Yani İslamcı bir parti özellikle de dini istismar ediyorsa, dini kullanıyorsa siyasette asla başa geçmemelidir diyor. Bediüzzaman'ın felsefesi bu. Bediüzzaman'ın bakış açısı bu. Bunun dışına çıkarak İslamcı bir partinin işte şu sembolü yerine getirdi, şunu yaptı. Bediüzzaman işte Ayasofya'nın açılmasını demokratlara tavsiye etmişti. O demokratlara tavsiye ettiği şey şimdi gerçekleşti. Evet, Bediüzzaman'ın nazarında Ayasofya çok kıymetlidir. Çünkü onun içinde namaz kılmış, bahçesinde uzun sohbetler yapmış, yanındaki çay bahçesinde oturmuş arkadaşlarıyla ilmi münazaralar yapmış. Adeta İslam'ın sembolü gibi gördüğü Ayasofya'nın açılması son derece önemlidir. Fakat o bir önemli İslam Bediüzzaman'a göre şiarı olduğu gibi aynı zamanda adalet de
olmazsa olmaz, dinin siyasete alet edilmemesi de olmazsa olmaz temel bir ilkedir. Açılmasını alkışlarız fakat siyasete alet edilmesini buradaki perspektife baktığımız zaman asla tasvip edemeyiz. Halk Partisi'ne gelelim. Halk Partisi'ni değerlendiriyor. Yani Halk Partisi rüşvet-i umumi kanunlar perdesinde bazı memurlara verdikleri için 28 senelik bütün cinayetiyle başkalarının cinayeti ve ittihatçıların mason kısmının seyyiatları da o partiye yükletildiği halde demokratlara bir cihette galip hükmündedirler diyor. Yani daha baskınlar. Niye? Bürokrasi onlardan yana. Peki bürokrasi niye onlardan yana? Çünkü 28 yıl boyunca memurlara müthiş bir baskı yapma yetkisi vermişler. O memurlar sanki küçük bir Nemrut gibi, küçük bir despota dönüşmüşler. Küçük bir despota dönüştüklerinden dolayı bu yetkiyi kendilerine tanıyan Halk Partisi'ne minnettarlar ve Halk Partisi'ni destekliyorlar. Yani Bediüzzaman bakın, yani Halk Partisi'ne nasıl baktığı, bürokratik oligarşiye nasıl baktığı, bürokratik zulme, baskıya nasıl baktığını da buradan anlıyoruz. Bu onun siyaset felsefesinin temel niteliklerinden bir tanesi. Evet, ubudiyet noksaniyetiyle enaniyet kuvvet bulur, benlik, nemrutçuklar çoğalır. Bunun için bürokratlar Nemrut'a dönüşmüş. Bu benlik zamanında memuriyet hakikatta bir hizmetkarlık olduğu halde bir hakimiyet, bir ağalık, bir nemrutçulukla nefse gayet zevkli bir hakimiyet mertebesini bir kısım memurlara rüşvet olarak verdiği için bütün o acip cinayetlerle ve kendinden olmayan gazetelerin neşriyatıyla beraber bana yapılan muamelelerden hissettim ki bir cihette manen demokratlara galip gelir. Halbuki İslamiyet'in bir kanunu esası, adeta anayasası hükmünde olan bir hadis-i şerif Seyyidul kavmi hadimuhum. Yani bir kavmin efendisi onlara hizmet edendir buyuruyor. O halde memuriyet emirlik değil, reislik değil. Bakın önemli bir şey. Reislik değil, idarecilik. Millete bir hizmetkarlıktır. Demokratlık, hürriyeti, vicdan, vicdan hürriyeti. İslamiyet'in bu kanunu esasına dayanabilir. Çünkü kuvvet kanunda olmasa şahsa geçer, istibdat mutlak keyfi olur. Müstebit de halife bile olsa hayduttur. Bediüzzaman Said Nursi'nin görüşüne göre. Temel felsefe bu. Şimdi bu felsefe açısından bugünkü siyasi iktidarın yapısını değerlendirdiğimiz zaman Cumhuriyet döneminde 1930'lu 40'lı yıllarda 50'li yılların başında Cumhuriyet Halk Partisi memleketi nasıl yönetmişse şu andaki siyasi iktidar da aynı şekilde yönetiyor. Aynı özellikleri kullanıyor. Fakat o dönemdeki diyelim ki insanları devleti meşru göstermek, baskıyı meşru göstermek için kullanılan aygıt Türkçülüktü, batılılaşmaydı. Şimdi kullanılan İslamcılık, İslam dinini yüceltme gibi siyasi bir enstrüman, siyasi bir tavır. Güzel bir şey İslam'a hizmet etmek, Kur'an'a hizmet etmek. Fakat bunu kendi siyasetinizi, kendi nemrutluğunuzu, kendi firavunluğunuzu, kendi eşkıyalığınızı örtmek için, devam ettirmek için kullanırsanız bu büyük bir cinayettir. İslamiyet'e cinayettir öncelikle. Şimdi burada tabii çok önemli bir husus karşımıza çıkıyor. Partiler hakkında bu değerlendirmeyi yapıyor. Sonra Demokrat Partisi'ni değerlendiriyor. Demokrat Partisi'ni demokratlık üzerinden değerlendiriyor. Yani batılılaşma fikri, daha önce de bahsetmiştim. Batılılaşma fikri demokratlarda adeta kendini buluyor. Demokratlar batılılaşma fikrini temsil ediyor. Batıcılığın, garpçılığın ikiye bölündüğünü, bir kısmının Halk Partisi, bir kısmının da demokratlar tarafından temsil edildiğini ifade ediyor. Burada çok önemli bir yaklaşımı var Bediüzzaman'ın. Der ki yine 129. mektupta demokratlara büyük bir hakikati ihtar diye başlar bu mektup. Şimdi Kur'an, İslamiyet ve bu vatan zararına 3 tane temel cereyan var. Yine önemli bakış açılar, önemli metinlerden birisidir bu. Emir Dâhil Hâlikası'ndaki 129. mektup. 3 önemli cereyan. Birincisi komünist dinsizlik cereyanı. Özellikle 50'li yıllarda, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok önemli bir akım haline gelmiş Marksizm. Türkiye'de tehdit ediyor.
Bu cereyan, yani komünistler, dinsizler, Halk Parti'yi de etkilemeye çalışıyor dönemde, %30-40 adama zarar verebilir, etkileyebilir. İnsanların %30'unu, toplumun %40'ına kadar çıkabilir diyor. Bu bir adeta kendisinin ne kadar siyasete, topluma doğru baktığını da bize gösterir. Yine bir ifsat komitesi var ki bunlar Türkçülük damarıyla aslında diğer milletlerle, diğer Müslüman milletlerle Türklerin arasını açmaya, bölmeye çalışan bir ifsat komitesidir. Bu da %10, %20'lik bir toplumun grubunu, bölümünü etkileyebilir Bediüzzaman Said Nursi'ye göre. Üçüncüsü garplaşmaktır. Hristiyanlara benzemektir. Yani Hristiyanların yaptığı kendi dinlerindeki protestanlaşmaya benzer bir yaklaşımı İslam dininde gerçekleştirmeye çalışmaktır. Yani modernleşme, batılılaşma, protestanlaşma fikirleridir ki bu da diyor Bediüzzaman %1 hatta %1 değil binde bir insanı Türkiye'de etkileyebilir. İngiltere, Hindistan alt kıtasında bunu denedi. İşte Kadiyanlık ortaya çıktı, benzeri bir takım akımlar ortaya çıktı. Fakat binde birlik bir etkisi oldu. Çok iyi okumuş Bediüzzaman olayları. Yani çok iyi okumuş, çok iyi görmüş olayları. Hindistan'da ne olup bittiğini biliyor. Bunun yani modern bir hareketin ortaya çıkması, İslamiyet'in içerisinde İslamiyet'in dönüştürülmesine çalışılması. İngilizler bunu denemişler. Hindistan Müslümanları içerisinde desteklemişler bazı hareketleri ve %1'lik değil belki %1'lik bir kısım üzerinde ancak etki edebilmişler. Buradan hareketle bu üç akımı değerlendiriyor. Şimdi biz Kur'an hizmetkarları diyor ve nurcular evvelki iki cereyana karşı yani Türkçü ifsat komitesine karşı, Türkçülüğü kullanan ifsat komitesine karşı, komünistliği kullanan şebekeye, komiteye karşı daima Kur'an hakikatlerini muhafazaya çalışmalıyız. Çalışmışız. Mümkün olduğu kadar dünyaya ve siyasete bakmamaya mesleğimiz bizi mecbur etmiş. Şimdi mecburiyetle bakmaya lüzum oldu. Yani bir parti hakkında karar vermemiz, destek vermemiz gerekiyor. Gördük ki demokratlar evvelki iki müthiş cereyana karşı bize yardımcı hükmünde olabilirler. Yardımcı hükmündedirler bile demiyor. Hem onların dindar kısmı, hepsi değil. Dindar kısmı daima o iki dehşetli cereyana mesleklerince muarızdırlar. Yalnız dinde hissesi az olan bir kısım garplaşma, garplara tam benzeme mesleğini takip ederler. Liberal, batıcı, modern akımlara öncelik veren modernist demokratlar ki bunlar üçüncü cereyana bir yardım ediyorlar. Yani garplaşmaya yardım ediyorlar. Yani İslam'ın protestanlaşmasını istiyorlar. Madem o cereyanın yüzde ancak birisini, belki binden birisini, yani prut diyor Bediüzzaman, protestanlık ve Hristiyan gibi yapmaya çalışıyor, o halde diyor, demokratları ne yapmak lazım? Tercih etmek lazım. Fakat bu tercihi anlatırken de onlardan hayır beklemek değil. Yani demokratlardan hayır beklemek değil. Belki dehşetli baştaki iki cereyana karşı, komünistlik ve faşistlik cereyanına karşı, siyasetlerince ırkçılık cereyanına karşı muarız oldukları için, tabiaten karşı oldukları için onların az bir kısmı dine verdikleri zararı vücudun parçalanmasına bedel yalnız bir parmağı kesmek gibi pek cüz'i bir zararla, pek külli bir zarardan kurtulmamıza sebep oluyorlar bildiğimizden o iktidar partisinin lehinde ehli dini yardıma davet ediyoruz diyor. O zamanki yaklaşımı bu. Burada tabii çok enteresan bir yaklaşımı daha var Bediüzzaman. Peki diyor, yani bu meseleyi anlatırken, yani ehven-i şerreyn meselesi karşımıza çıkıyor. Bu meseleye nasıl bakmak gerekiyor? Yani demokratlardan bir şey beklenmesinin de yani anlamsız olduğunu ifade ediyor. Ve zaten daha sonraki yıllarda, yani Demokrat Parti'nin son dönemlerinde Demokrat Parti'ye olan desteğini tamamen çektiğini biliyoruz. Demokrat Partisi'nin İşte Bediüzzaman'ı, talebelerini takip ettirdiğini, hapislerde yargılattığını ve zulmettiğini biliyoruz. Yani bu dönemde Bediüzzaman'ın umduğu, beklediği o serbestlik de gerçekleşmemiştir. Onu da zaten Bediüzzaman'ın tarihçi hayatından takip etme imkanına sahibiz. Peki burada ehven-i şerreyn meselesi var. Yani bu burada adeta kangren olmuş bir vücutta, küçük bir parmağın kesilmesi gibi görüyor. Yani komünistlikle faşistliği
yan yana koyduğu zaman, yanına demokratlığı koyduğu zaman böyle görüyor. Bu da bir hastalık, bu da bir problem. Fakat kendisi bu işe katılmamak kaydıyla, kendisi desteklememek kaydıyla, yani ehveni şerreyn olarak gördüğü için böyle bir ifade kullanıyor. Yani böyle bir ifade kullanıyor derken onu da tekrarlayalım. O iktidar partisinin lehinde ehli dini yardıma davet ediyoruz diyor. O dönemdeki yaklaşımı bu Bediüzzaman Hazretleri'nin. Fakat şimdi bu ehveni şerreyn meselesi önemli olduğu için buradaki yaklaşımı daha iyi anlamak için, ehveni şerreyn meselesine nasıl baktığını görmek için tarafkir olma. Çünkü kendisi tarafkir olmadığını, bir hayır beklememek gerekir onlardan. Tarafkir olmamak lazım. Ama bir seçim olmuş. Seçimde hangisini destekleyeceksen bunu destekleyeceksin manasında bir şey, bir ifadede bulunuyor. Şimdi o dönemi yansıtıyor, o dönemi tasvir ediyor bu. Şimdi bu döneme baktığımız zaman bu dönemde ırkçılar yani faşistler iktidarda, iktidarın ortağı. Komünistler, Marksistler, Maocular iktidarın ortağı. Yine İslamcılar yani o da, onlar da işte bir despotizmi temsil ediyor. Şimdi İslamcıları o dönemdeki demokratlarla eş tutarak İslamcıların yanındaki faşistleri, ırkçıları, işte İslamcıların yanındaki Maocuları görmeden, ulusalcıları görmeden, yani bu işte siyasi İslamcı diktatörlük o dönemdeki 1950'li yıllardaki demokratlara benzer şeklinde bir yaklaşımın asla doğru olmadığını ifade etmek lazım. Bir, kendisinin Bediüzzaman'ı okuduğunu ve Bediüzzaman'ı fikirlerine değer verdiğini sıkça ifade eden birisi kalktı. Bir hukuk tarihçisi. Kalktı dedi ki, hasenatı dedi, seyyiatına galebe eder. Yani hasenatı daha iyidir şimdiki iktidarın. Yani bir takım günahları var. Masumlara zulmedilmesine sebebiyet veriyor. Kendi destekliyor ya da bazılarının, yani bir iktidar kendi memurlarına, kendi istihbarat örgütüne, kendisine bağlı hukukçulara, mahkemelere, polis teşkilatına, masum insanlara, on binlerce kadın, çocuk, binlerce çocuk hapislere doldurmuş, zulmetmiş, bu seyyiatı küçük görüyor. Bunlar önemli değil. Hasenatı var. Hasenatı ne? İşte Ayasofya Camii'ni açtı. Yani bu bir hasenat değil. Bir tek kişinin burnunun kanaması, bir çocuğun zulme uğraması bile böyle bir olayla karşılaştırıldığı zaman asla tasvip edilemez. Yani şöyle diyelim. Ayasofya Camii'nin açılması, cami yapılması mı çok önemlidir? Yoksa işte bir kişinin zulmen hapishanede öldürülmesi, bir insanın intihara sürüklenecek kadar baskı altına alınması, bir insana istihbarat örgütlerinin, polis teşkilatının gizli mahzenlerinde işkence edilerek katledilmesi mi bir tek insanın daha önemlidir deseniz, bir tek insanın daha önemlidir. Çok kati ve kesin bir şekilde deriz ki bir tek insanın bu şekilde mağdur edilmesi çok daha önemlidir, çok daha merkezidir. Muhammed İbni Hazreti Ali'nin oğlu, Muhammed İbni Hanefiye'ye, Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu, Ehl-i Beyt'in imamı, halifelik konusu teklif edildiği zaman ben diyor, bir kişinin burnunun kanaması, kanına girme, bir kişinin ölmesini bile tercih etmem dünyaya hükmetmek için, halife olmak için tercih etmem diyor. Ben çıkacağım, isyan edeceğim. Halife olacağım, bütün dünyayı yöneteceğim. Fakat bir kişi ölecekse bunu tercih etmem, böyle bir şey istemem diyor. İşte bu Bediüzzaman'ın perspektifi. Ehl-i Beyt'in perspektifi. Adaletin mahza dediğimiz Hazreti Ali Efendimiz'in temsil ettiği hakikat. Bunun dışına çıktığınız zaman ne çıkar karşınıza? Zulüm çıkar. Bunun dışına çıktığınız zaman işte innel insane lezalum hakikati karşımıza çıkar. Muhakkak ki insan çok zalimdir İbrahim suresinde. Ayetine en azam bir tarzda şimdiki boğuşan insanlar mazhar olmalarından, onlara değil taraftar olmak veya merakla o cereyanları takip etmek ve onların yalan, aldatıcı propagandalarını dinlemek ve müteessirane mücadelelerini seyretmek, belki o acip zulümlere bakmak da caiz değil. Bakıp incelemek bile caiz değil. Çünkü zulme rıza zulümdür. Taraftar olsa zalim olur. Meyletse zulmedenlere en küçük bir meyil göstermeyin. وَلَا تَرْكَنُ وَلَا لَذِنَ ظَلَمُوا
فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalimlere en küçük meyil göstermeyin. Yoksa ateş size dokunur. Cehennem ateşi size dokunur. Ayetine mazhar olur diyor Bediüzzaman. İşte böyle hiçbir kanunu adalete ve insaniyete, hiçbir düstur hakikate ve hukuka muvafık gelmeyen boğuşmalardan elbette alemi İslam ve Kur'an teberri eder. Uzak durur. Yardımcılıklarına tenezzül edip tezellül etmez. Onlara yardım etmez. Bu zillettir yardım etmeye çalışmak. Çünkü onlarda öyle dehşetli bir firavunluk, bir hodgamlık hükmediyor ki değil Kur'an'a, İslam'a yardım, belki kendine tabi ve alet etmekle anca elini uzatır. Öyle zalimlerin kılıçlarına dayanmak, hakkaniyeti Kur'aniye elbette tenezzül etmez. Şimdi burada çok önemli bir şey söylüyor. Gerçi zındıka ve dinsizlik, o boğuşanların birisine dayanıp, ehli diyaneti ezer. Ehli diyaneti ezer. Yani işte diyelim ki A partisi giderse B partisi gelir. Dinler insanları ezer diye bir endişe var. O zındıkanın tazikinden kurtulmak için baskısından, aksi cereyanına, aksi cereyan, zındıkayla mücadele eden siyasi cereyan, taraftar olmak bir çaredir. Bakın çok önemli. Fakat şimdiye kadar o taraftarlık bir menfaat vermeyerek çok zararları dokunmuş diyor. Çok zararları dokunmuş. Yani bunun faydası yok, çok zararlı bir şey. Böyle bir yaklaşım. Hem zındıka eğer münafıkane hareket ediyorsa siyasetin başındaki insanlar, siyasi tarafkirlikle hareket ediyorsa, kendi çıkarını ön plana çıkartıyorsa, kendi çıkarını önceliyorsa, nifak haysiyetiyle münafıkane hareket ettiğinden dolayı her tarafa döner. Bugün öyle, yarın böyle olur. Başlarken işte ben A partisine, dine saygılı olmayan bir partiye mücadele ediyorum diye başlar. Sonra iktidarı ele geçirince tam din düşmanı, ırkçı, ulusalcı partilerle işbirliği yapar. Niçin? Yani bunun özelliği bu diyor. Her tarafa döner bunlar diyor. Senin dostunu kendine dost edip, senin şu andaki dostunu, geçmişteki dostunu, yani diyelim ki işte 10 tane dini grup var, onlarla hepsine dostsun. Onların içinden bir tanesini, iki tanesini, 10 tanesini, 9 tanesini, bir tanesini düşman beller. Sana düşman eder diyor. Senin dostunu kendine dost edip sana düşman eder. Aynen cereyan diyor. Geçmişteki olayları gözleyerek bunları söylüyor. İçlerinden bir tarikata dayanır. Diğerini ezer. Diğer cemaatleri ezer. Sonra onu da bir başkasıyla ittifak edip onları ezer. Senin taraftarlık cihetle kazandığın günahlar da faydasız boynunda kalır diyor. Kastamonu Lahikası'nda 123. mektupta böyle anlatıyor. Olayı böyle bize tasvir ediyor. Şimdi tabii yine Ehven-i Şerreyn meselesine geliyoruz. Bununla meseleyi bağlayalım. Mimsiz gaddar medeniyetin zalimane düsturu olan cemaat için fert feda edilir, milletin selameti için cüz'i hukuklara bakılmaz diye öyle dehşetli bir zulüm meydan açmış ki Kurun Ula vahşetlerinde ilk böyle vahşi dönemlerdeki vahşete benzeyen, benzeri vuku bulmamış hadiseler vuku buluyor diyor. Kur'an-ı Mucizi Beyan'ın adalet hakikiyesi bir ferdin hakkını cemaate feda etmez. Hak haktır, küçüğe büyüğe aza çoğa bakılmaz. Bir bölgede, bir beldede bir iki asker, 10 tane asker var diye 1000 tane sivil var, siviller bombalanmaz diyor Bediüzzaman. Bu adaleti mahzaya aykırı. Adaleti izafi ederseniz zulmü kapı açarsınız. Bütün zulümlerin altında adaleti izafiye, göreceli bir adalet anlayışı. Göreceli adalet ne üzerinden? İşte diyorsunuz ki Türkçüsünüz, Türk milletinin geleceğini kurtarıyorum. Türk milletini kurtarmak için ben bu fedakarlığı yapıyorum. Devletin birlik beraberliğini korumak için yapıyorum. İşte dini korumak için yapıyorum. Yani zulmün kaynağı zaten bu düşünce diyor. Zalimler bunları kullanıyor. Halkı bu şekilde aldatıyor. Bütün zulümlerin arkasında bu düşünce var. Bu sapkın düşünce var. Evet. Hak haktır. Küçüğe büyüğe bakılmaz. Aza çoğa bakılmaz diye semavi. İlahi kanun, hakiki adalet noktasında Risale-i Nur'un şakitleri gibi hakikati Kur'aniye ile meşgul adamlar zaruret olmadan lüzumsuz, yalnız hevesli bir merak için netice itibariyle faydası bulunan ve netice daha gelmeden evvel lüzumsuz bakmak ve zalimane tahribatlarını alkışlamak suretiyle İslamiyet ve Kur'an lehine hizmet edeceği o cereyanın harekatını fikren takip etmekle meşgul olmak münasip olmadığı için nefis de, akıl da, kalp de kalbe tabi olup merakını bırakmış diye anladım diyor.
Bediüzzaman Said Nursi'nin adaleti mahza fikri, yani mutlak adalet ve tam adalet, birilerinin menfaati için halkın menfaati, devletin menfaati, âli menfaatleri, işte İslam dininin yüce âli menfaatleri için insanların bir kısmının hukukuna girme, onlara zulmetme, yani 3-5 bin insan, 10-15 bin insan zarar görmüş, bundan ne olacak ki deme, Bediüzzaman'ın anlayışına göre zalimliktir, gaddarlıktır. İlk dönem vahşi kavimlerinin bile yapmadığı kadar zalimane bir tavırdır. Böyle bir tavrı desteklemek. Her biri bir Nemrut'a dönmüş, küçük Nemrut'a dönmüş bürokrasiyi, polis devletini desteklemek asla ve asla zalim, deccal gibi zulmeden insanlara, zulümle insanları baskı altına almaya çalışan, korkutarak baskı altına almaya çalışan idarecileri desteklemek asla tasvip edilemez. Hele hele bunu, yani zalimlere sebebiyet veriyor, zulme sebebiyet veriyor, masum insanların zulme uğramasına sebebiyet veriyor. Yani zaten idareci sebebiyet vererek kendisini elini alıp da öldürmez. Sebebiyet vermek suretiyle, emretmek suretiyle, aracılar kullanmak suretiyle halkına zulmeder. Hangi idareci, Firavun, Nemrut doğrudan gitmiş, halkın boğazını kesmiş? Var mı böyle bir örnek tarihte? Kendi memurlarına emreder, gidin şunu yapın der, bunu yaparlar. Yezid, Hazreti Hüseyin katledildiğinde, güya bazılarına göre, işte ben onu istemiyordum, oradaki valiler yapmış der. Bu işte zalimce, despotça bir ikiyüzlülüktür, nifaktır. Bunu alkışlamak, kendisini nur talebesi olan, ifade eden bir insana yakışmaz. Bediüzzaman bu meseleyi anlatırken şöyle bağlar. Bırakın taraftar olmayı, bakmak bile, incelemek bile tarafkirlik nazarı uyandırır. Tarafkir nazarı, bakışı taraftar olduğu taraf cereyanın kusurunu görmez. Zulmüne rıza gösterir. İşte burada örnekte gördüğümüz gibi. Zulme diyor, kendisi yapmıyor, sebebiyet veriyor diyor. İşte bu diyor, yani hafif bir zulüm. Bundan ne olacak demeye getiriyor. Hasenatı da galip diyor. Hasenat dediğinizde cami açtı, işte cami yaptı. İşte benim Avrupa'da bir okulum var, okuluma para bağışı yaptı. İşte bana şu menfaati sağladı. Parayla, bond çantalarla para gönderdi dini gruplara, dini cemaatlere. Bizim falan yerde bize okul verdi. Verdiği okul yurt binası da gasp edilmiş, haramice masum insanların vakıf malları çalınarak alınmış, gasp edilmiş şeyler veriyor, dağıtıyor. Buna yarabbi şükür diyor adamlar. Yani böyle bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ve bunu alkışlar zulmü. Zulme rıza, halbuki küfre rıza, küfür olduğu gibi zulme razı olmak dahi zulümdür diyor. Ve Bediüzzaman'ın şu sözüyle bitirelim. Namık Kemal'in bir sözüyle şey yapar, bitirir bir yerde anlatırken. Mu'in-i zalimin dünyada erbabı denaattir. Köpektir zevk alan seyyadı bir insafa hizmetten. Evet, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri zulme rıza zulümdür demiş. Zulme ortak olmaktır demiş. Destek olmak, destek olsa fetemessekümün nar ayeti gereğince cehennem odunu olur. Cehennem ateşine gider. Haramdır, zulümdür, Allah'a isyandır, Kur'an'ın adaletin mahza emrine isyandır. Ha o giderse beriki gelir. Beriki geldiği zaman berikiyle de mücadele edeceğiz. Ben şahsım adına gelen hangi idareci, hangi partiden olursa olsun zulmünü devam ettirdiği müddetçe, zalimane hareket ettiği müddetçe onunla mücadele edeceğim. Siz de dinleyicilerim, takipçilerim olarak muhtemelen eğer yaşarsak göreceksiniz. Yapılan her zulme, adaletsizliğe karşı çıkacağız. Karşı çıkacağım, eleştireceğim. Ama şu anda var olan bir zulmü, insanları inim inim inleten bir zulmü, bir vahşeti görmezden gelerek ileride daha kötüsü gelebilir düşüncesiyle insanları kandırmak zalime, mu'in-i zalim diyor. Sayyad-ı bir insaf. Köpekler ancak böyle bir insafsız avcıya hizmet etmekten zevk alır. Allah bizi zalimlere tabasmus etmekten,
zalimlere boyun eğmekten, zalimlere tabasbus etmekten başka bir şey onun Türkçesini söylemek istemiyorum. Tabasbustan Allah Teala bizleri muhafaza eylesin. Allah bizi haktan hakikatten ayırmasın. Dünyevi üç kuruş menfaat için zalimlerin peşinden sürüklemesin. Zalimlere, zalimlerin zulüm cehennemine odun taşıyanlardan eylemesin. Allah korusun, Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Adaletten, adaleti mahzadan ayırmasın. Hoşçakalın efendim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.